Merhaba sevgili Deli Bir izleyicileri. Başka Bir Kent Mümkün adlı programımızda bu hafta Kırşehir'deyiz. Sizler için yakından keşfettik ve bu nadide elimizdeki değişim ve dönüşümü ekranlara taşıdık. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden gezimize başlayalım. Kırşehir, İç Anadolu bölgesinde Kızılırmak Nehri Havzası içinde kurulmuştur. Çevresinin verimli toprakları, nehrin sağladığı imkanlar ve buradan geçen ticaret yolları şehri her dönemde önemli kılmıştır. Bilinen 5000 yıllık tarihi bir geçmişe sahip olan Kırşehir, Hititler döneminde Aqua Saravena, su şehri, Persler döneminde Kapadokya, güzel atlar ülkesi, Roma döneminde Makisos, Bizans döneminde Justinianpolis ve Anadolu Selçuklu döneminde Gül Şehri adını almıştır. Kırşehir, tarihte yeniden canlanışını Anadolu Selçuklularına borçludur. Özellikle 11. yüzyıldan sonra Kırşehir'in ilim ve güzel sanatlar dalında büyük bir ağırlığı olduğu gözlenmiştir. 1243'te yapılan Kösedağ Savaşı'ndan sonra Moğollar Anadolu'ya hakim olmuştur. Bu dönemde Kırşehir'e vali olarak atanan Cacaoğlu Nurettin, Moğollara karşı barışçı bir siyaset güderek Kırşehir'i bayındır bir duruma getirmiştir. Bu dönemde Kırşehir, Türk kültür merkezlerinin en önemlilerinden biri haline gelmiş olup, Türk dilinin öncüsü Aşık Paşa, Gökbilim Medresesi'nin kurucusu Caca Bey, Ahilik Teşkilatı'nın kurucusu Ahi Evranı Veli, Süleyman Türkmani, Ahmedi Gülşehri, Hacı Bektaşi Veli gibi Türk İslam şair, düşünür ve mutasavvıflarını yetiştirmiştir. Tapduk Emre ve Yunus Emre'nin de Kırşehir ve çevresinde yaşadığı göz önüne alınırsa, bu gönül verenlerinin Moğol istilasına karşı koyarak Türklüğün Anadolu'ya yerleşmesini sağladıklarını görmekteyiz. Konya eyaletine bağlı bir sancak olan Kırşehir, 19. yüzyılın ikinci yarısında önce Konya vilayeti Niğde sancağına bağlı bir kaza, sonra da Ankara vilayetine bağlı bir sancak durumuna getirilmiştir. Milli mücadelede devletimizin kurucusu Atatürk'e 5 gün ev sahipliği yapan Kırşehirliler, Kurtuluş Savaşı'nda da kendisine düşen görevi yapmış, 210 şehit ve 87 gazi ile bunu kanıtlamıştır. 1924'te il olan Kırşehir, 1954 yılında ilçe yapılarak Nevşehir iline bağlanmış, 1957'de yeniden il olmuştur. Halen 6 ilçesi, 225.562 nüfusuyla her gün daha da gelişen Kırşehir, geleceğin kültür, turizm ve sanayi merkezi olmaya aday bir kent konumundadır. Bildiğiniz gibi 31 Mart 2019'dan bu tarafa yaklaşık 2 yıllık bir süreç geçti. Bu süreç içerisinde ne yaptığımıza bakarsak, önce Kırşehir Belediyesi'nde yanlış giden işlere el attık. Mali yapıya bir baktığımızda Kırşehir Belediyesi'nin gerçekten seçim arası bizleri işte 2 ay maaş öderler ondan sonra atıp kaçarlar dediklerinde baktığımızda gerçekten beklemediğimiz bir ekonomik sıkıntılarla karşılaştık ama biz bunun üstesinden geleceğine inandık. Çünkü eğer ki parayı ve ekonomiyi yönetmeye bu halk bize yetki verdiyse bunu da yönetmek bizim görevimizdi. Önce yanlış giden işlerden başta eklerken ekonomiyle ilgili işlerin tamamen el atmamız gerekiyordu ve ona el attık. Örneğin şehir içi ulaşımını özel sektör yapıyordu. Bunu kendi bünyemize aldık. Yaklaşık her ay 1 milyon civarında bir tasarruf sağladık. Diğer taraftan belediyelerin örtülü ödenekleri dediğimiz temsil ağırlama gideri ve sosyal kültür işlerindeki harcamaları ciddi oranda bir %85 oranda düşürdük. Bunları el attık ve 2 yıl içerisinde mali yapıyı düzelttik ve Kırşehir Belediyesi'nin kendi kendine hiç kredi çekmeden kendi kendine
döneceği işlere getirdik. Özellikle bizden önceki yönetimin yaptığı ihalelerin müteahhitler hiç bunlar finans bulamaz diye mahkemeye gittiler sözleşmeyi feshetmek için ama mahkeme onu reddetti. Gidin işinize bakın dediler ve yarım kıran projeleri tamamen kendi öz kaynaklarımıza hiçbir kredi çekmeden hayata geçirdik, bitirmek üzereyiz. Özellikle şehir içi ulaşım terminalinin kaba inşaatının %25-30'u biten yer, incesiyle %10'u biten yeri tamamen kendi gelirlerimizle inşaatın kapasını tamamladık. Şunu da ince işine başlayıp ihaleye çıkıp tekrar orayı da hayata geçireceğiz. Kırşehir Belediyesi'nin önemli bir elektrik gideri vardı. Güneş panelleri sözümüz vardı. Onları hayata geçirdik. Ve kendi elektriğimizi kendim üretiyoruz. Şu anda 3,5 megawattlık bir tekrar bir yatırım var. 25 milyon liralık civarında bir yatırım. Onu da öz kaynaklarımızla hayata geçireceğiz. Şöyle ki ciddi bir elektrik kaybı var Kırşehir Belediyesi'nin. Çünkü özellikle suları cazip ve değil. Sontajlardan yer altından çekiyoruz. Elektrik giderlerimiz çok yüksek. Yaklaşık 18-20 milyon liralık bir elektrik giderinden tasarruf sağlayarak Kırşehir halkının diğer sosyal, kültürel ve altyapı işlerine harcayacağız. Bu süreçte mali disiplini sağladıktan sonra projelerimiz 70 tane projemiz vardı. Bunların yaklaşık %50'sini 2 yıl içerisinde hayata geçirdik. Tekrar farklı bir önemli ağır projelerimiz vardı. Onları da örneğin bir kültür parkımız var. Kırşehir bir tarih ve kültür kenti. Yaklaşık 50 milyon liralık proje. 25 bin metrekare bir alanımız var. Kırşehirlere şöyle tarif edeyim bunu. Karayolları eski yeri diye bir bölgesi, Karayolları Şube Şefliği'nin olduğu yer Kırşehir Belediyesi'ne devroldu. Biz göreve geldikten sonra önceki yönetim orayla karayollarına yeni bir yaptı, oraya taştı. Biz de tapularını aldık ve proje, Kültür Park projesi içinde inovasyon merkezi, misafirhanelerin, sergi salonlarının olduğu bir alan. Özellikle gastronomi alanında bir vaadimiz vardı, öyle bir projemiz. Onun hayata geçeceği bir alan. Hiçbir eski binayı büyük bir kesimini yıkmadan, restore ederekten o hangarları, karayollarının özellikle depolama alanlarını hep birlikte restore ederekten hayata geçecek. Yaklaşık Kırşehir ölçekli bir ilde 50 milyon liraya yakın bir proje, bunu inşallah bu sene ihalesini yapıp başlayacak ve seneye de 2022 yılında da bitireceğiz. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin en eğitimli kentlerinden birisiyiz. Özellikle yüksek öğrenim sınavlarında Kırşehir gerçekten ilk 5'in içerisinde sürekli yıllardır yer alan bir kent. Biz de şu anda zaten belediyenin tesislerinde öğretmen kadrolu öğretmen arkadaşlarımızla ÖSS'ye hazırlanan öğrencilerimize ücretsiz kurslar veriyoruz. Ücretsiz eğitimlerine katkı sunuyoruz. Özellikle LGS'ye girmek isteyen lise çağındaki çocuklarımıza bu tür ücretsiz kursları başlattık. İlaki mahalle kültür evlerindeki bu yapılana kadar kenar mahallelere yayacağız. Çünkü ulaşım sorunu yaşayan, merkeze gelemeyen çocuklarımız var. Özellikle yoksul ailesine, çünkü eğitimde bir eşitsizlik var Türkiye'de. Bu Kırşehir için de geçerli. Yoksul arkadaşlarımızın dershaneye gönderme, özel kursa gönderme imkanları yok. Bunlarla birlikte mahalle kenarlarına yayacağız ama merkezde de bu kursları başlattık. Çünkü Kırşehir eğitim konusunda Türkiye'nin marka kenti. Hem kreşlerimize hem LYS sınavlarımıza başlattığımız yüksek öğrenim sınavlarında hazırlanan gençlerimizi, lise çağına gelmiş çocuklarımızla ilgili böyle de kurslarımız devam ediyor. Burada da çok olumlu tepkiler alıyoruz. Bazı veli toplantılarına da katılıyoruz. Öğrencilerle
biz de destek oluyoruz, moral veriyoruz. Bu konuda da marka olmak da tabii bunu zirvede, sürekli zirvede kalmak da toplumun bütün bileşenlerinin bir araya gelmesiyle alakalı. Şehri yönetenler de dahil ve veliler de birlikte, hep birlikte bu marka kentimiz, eğitimde marka olmayı, Türkiye bürokrasisine önemli bir insan kaynağı yetiştirmek de Kırşehir'in görevi diyorum. Burada da biz de belediye olaraktan bütün imkanlarımızla son 2 yıldır bu çalışmaları belli bir seviyeye taşıdık diyorum. Covid-19 salgının başladığı süreçte metropol kentlerdeki bu yardım kampanyalarını tamamen paralara el koyduydu. Biz de bunu farklı bir boyuta taşıdık. Yardım etmek isteyen vatandaşlarımızın tamamını tablet alıp bize hediye ettirip biz istihdam sahibine ulaştıracağız dedik. Parayı kabul etmedik. Ve tabletin büyük bir kısmını, yani çok büyük bir kısmını vatandaşlarımız kendileri karşıladı. Yurt dışından, yurt içinden geldiler. Mesela biz söyledik, şöyle bir tablet alacak. Girdiler internetten veyahut da şehirde yaşayan vatandaşlarımızın tamamı kendileri aldı. Tabletlerini bize getirdi. Kırşehir Belediyesi'nden yaklaşık ihtiyaç sahiplerine 50-60 tane ancak eksik kaldı. Onu da Kırşehir Belediyesi bütçesinden aldık. Diğer tamamını tavana yaydık. Çünkü herkes, şöyle bir örnek vereyim, bir tablet alıp getiren de oldu. Dilinden dışından artırarak lan, ama 60 tablet alan, 70 tablet alan bir vatandaşlarımız da oldu. Onun için de buradan bu vatandaşlarımızın bu kadar duyarlılık gösterdiği için kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Türkiye'de de ilk defa tablet kampanyasını başlatan belediye olduğumuz için de, Türkiye'ye de örnek olduğumuz için de, o ayrıca bizim için mutluluk. Evet, 2019 yılında biz göreve geldikten sonra UNESCO Kırşehir'i Türkiye'de ilk ve tek müzik şehri ilan etti. O da gerçekten bizim Anadolu erenlerinin Kırşehir merkezde yerleşmesiyle, son kuşaklar Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş, Çekicerciler, Hacı Taşanlar, Çekicerlerle birlikte bu kültürün yaşatıldığı bir kent. Bu kültüründen dolayı da 2019 yılında UNESCO Türkiye'de tek başvuruda ve ilk defa müzik şehri yaptı Kırşehir'i. Türkiye'de birçok il çok kez başvurdu ama Kırşehir tercih etti. Çünkü neden? Kırşehir bu aptal geleneğinin, Anadolu aptal geleneğinin, bozlak kültürünün merkeziydi. Bundan dolayı da kendilerine bu emeğe geçen bütün UNESCO'da el kaldıran arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Daha sonra pandemi sürecinde, Covid-19 salgında tabii uluslararası bizim toplantılarımız, sempozyumlarımız, uluslararasıdan müzik otoritelerin Kırşehir'e gelişi, Kırşehir'den oraya gidişi olacaktı ama Covid-19 salgınıyla birlikte bunun bir kısmını askıya aldık. Hatta Hanover Belediye Başkanımızın da Türk olduğunu öğrendik. Hanover'de bir müzik şehri ilan etmiş UNESCO. Onlarla birlikte ortak projelerimiz var. Beraber hayata geçirmek için hayatın normale dönmesini bekliyoruz. Ama bu arada da biz tabii çalışmalarımızı yapıyoruz. Kentin duraklarını, otobüs duraklarını, taksi duraklarını müzik aletleriyle donatacağız. Sazla, kemanla, davurla, zurnalı bir müzik durakları görselliğini, çalışması bitmek üzere. Ve bu konuda müzik şehri olduk. Daha sonra 2021 yılında UNESCO tarafından Ahi Evran'ın doğumunun 850. yılı dolayısıyla Ahi Evran yılı ilan edildi. Ahi Evran yılı ilan edildi. Hacı Bektaşi Veli'nin 750. yılı, ölümünün 750. yılı dolayısıyla Hacı Bektaşi Veli'nin UNESCO tarafından 2021 yılı Hacı Bektaşi yılı ilan edildi. Yine bu coğrafyada yaşayan Yunus Emre'nin ölümünün 700. yıl dolayısıyla 3 erenin, Anadolu topraklarında yaşamış 3 erenin 2021 yılını Ahi Evran, Hacı Bektaşi ve Yunus Emre yılı ilan edildi. Bu konuda biz de hiç durmadan
Kırşehir Belediyesi olaraktan, komisyonlar kuraraktan, ulusal ve uluslararası çapta ve yerelde ne yapabileceğimiz konusunda bir komisyon oluşturduk. Bunu Hacı Bektaş Belediyesi de oluşturdu. Biz de resmi bu kurumlara yazılar yazaraktan bir komisyon oluşturduk. Bu konuda da çalışmalarımıza başladık. Üniversitemizde, şehrin diğer dinamik sivil toplum örgütleriyle ve bu yılı da 2021 yılını da bu konuda dolu dolu yaşatacağız ve özellikle Kırşehir'imizi ulusal ve uluslararası boyutta tanıtacağız. Ve daha sonra aradan birkaç ay sonra Cumhurbaşkanı genelgesiyle Türkiye'de bütün bir genelge yayınladı. Cumhurbaşkanı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ühdesinde Ahi Evren yılının, UNESCO'nun ilan ettiği Ahi Evren yılının doğumun 850. yılını resmi kurumlara onların kontrolünde anmak için bir yetki verdi. Tekrar Kültür Bakanlığı genelgesini yayınladı gene Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle. Kültür Bakanlığı ühdesinde Yunus Emre ve Hacı Bektaş'ın yılının etkinliklerinin, anma etkinliklerinin yılının kutlanmasıyla ilgili bir genelde yayınladı. Biz onlara da katkı sunacağız. Kendi onlardan bize de katkı sunacaklar ve bu üç Anadolu ereninin dünyaya tanıtılması, bu coğrafyanın özellikle Kırşehir gerçekten Anadolu'nun ortasında farklı bir kültüre sahip bir kent. Bu kentin bileşenlerinden birisi olaraktan da Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, Ahi Evran hep birlikte Kırşehir kültürünün tanıtılmasına önemli katkılar hep birlikte sunacağız. Mart seçimlerinden önce biz dünyada ve Türkiye'de gelişmiş ülkeler nasıl geliştiğini, nasıl üretime katkısını bir araştırma yaptık. Çin'den tutun Avrupa'ya ve Kafkaslardan tutun da Amerikan kıtasına kadar baktığımızda sanayinin geliştiği yerlerde de baktığımızda tamamen tarımdan kazandıklarıyla sanayileşmiş dünyadaki sanayi devleri. Ve bunu da nasıl yaptığına baktığımızda biz 80 öncesi, biz 78 kuşağıyız, belirli bir kuşağı temsil ediyoruz. 80 öncesi kooperatifler vardı Türkiye'de. Gerçekten bu kooperatifler tabana yayılmıştı. Bütün köylerde kooperatifler vardı. Ve tarımsal üretimi ve çok önemli katkılar sunuyordu. Ve böyle bir özellikle dünyadaki gelişmiş ülkeler, Amerika kıtasından Avrupa ve Uzak Doğu'ya kadar baktığımızda kooperatifçiliğin üretim kültürünü, işsizliği, istihdamı, hayat pahalılığını önlediğini gördük ve sloganımızda Kırşehir'de kooperatiflerle büyüyeceğiz. Bunu da Türkiye'ye örnek olacağız dedik ve sloganımızda özellikle kooperatif konusunda çok işlemiştik. Ve görevi geri gelmez iki tane kooperatif kurduk. Kırşehir'de daha sonradan 5 tane daha kuruldu. 7 tane kooperatif var. Bütün kooperatiflerin herkesi, hepsinin yanındayım. Yeter ki üretim olsun. Ve hem tarımsal üretim hem el emeği, göz nuru üretimi kooperatifleri var. Bunların hepsine destek veriyoruz. Kimin kurduğu önemlidir. Ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da bu kooperatifçiliği 31 Mart seçimlerinden sonra tamamen bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Millet İttifakı'nın olduğu belediyeler kooperatifçilikte çok başarılı ve çok verimli bir kooperatif süreci geçirdiler. Ve dolayısıyla birçok ili de Türkiye'nin yüzde
63'ünü de alan bir ittifak, Millet İttifakı'nın metropoller de dahil bir kooperatifçilik ve üretim kültürü gelişmeye başladı. Ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da sağ olsun bunu gördü ve son bir yılda Türkiye'nin bütün ilçelerinde, bütün illerinde teşvik ettiler, kooperatif kurdular. Ne mutlu, geç de olsa farkına varmışlar ki devlet bu kooperatifçiliği de iyi bir örnek olduğumuzu düşünüyorum. Türkiye'nin dört bir yanında özellikle kadın kooperatifleri ve diğer kent kalkınma kooperatiflerinin kurulması da gerçekten eğer doğru planlama yapılırsa önemli olan o kooperatifi kurmak değil, o kooperatifi ürettirmek, o kooperatifin ürettiği ürünleri tüketmek ve metropollerdeki ihtiyaçları karşılamak önemli olan. Çünkü eğer ki biz ta Antalya'dan, Mersin'den, Ankara'ya, İstanbul'u beslemeye çalışırsak yanlış bir politika izliyoruz. Çünkü oradan oraya ürünün nakledilmesi de bir ayrı maliyet. Biz metropol kentlerinin etrafında kentler, o kentleri besleyecek kapasitedeyiz. Çünkü biz Anadolu coğrafyası gerçekten çok verimli topraklara sahip. Örneğin bu Anadolu'da özellikle Mezopotamya bölgesi dediğimiz Harran, Mardin, Urfa bölgesinde tohum kültürü Avrupa'ya 4000 yıl sonra giden bir kültür. O coğrafyada Anadolu'da tohum kültürü, atalık tohum özellikle Avrupa 4000 yıl sonra bunu keşfediyor. Biz de o kültüre sahip bir toplumsak eğer, bunu unutturmayacağız gelecek nesillere, bu toplumdan koparmayacağız üretimden. Birazsa kooperatifçilik vasıtasıyla bu ülkenin şu anda tarımsal ürünlerdeki yanlış politikaları, bütün ihtiyaçlarını dışarıdan ithal ediyor Türkiye, birçoğunu ithal ediyor. Bunun tersine çevirmek bizim de görevimiz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti eski bir kültüre sahip bir devlet, bir devlet geleneği olan bir ülke. Bunu da özellikle Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte bunun biz bu coğrafyada varız. Bu Osmanlı'nın küllerinden bu Cumhuriyet'i kuran bir liderin çocukları olaraktan da biz bu kültürü, Türkiye'nin ihtiyacı olan üretimi Türkiye'nin dört bir tarafında üreterek topluma sağlıklı gıda, ucuz gıda özellikle kooperatifler vasıtasıyla karşılayacağız diyorum. Bu kadın kooperatifi de gerçekten Türkiye'deki örnek gösterecek kooperatiflerden birisi. Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi 4 kooperatiften ürün aldı ve gıda ihtiyacını 100 bin koli dağıtacak tahminim Büyükşehir Belediyesi. Bunların tedarikçilerden birisi de Kırşehir Kadın Kooperatifleri. O da bize mutluluk veriyor. İnşallah yakında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin gıda yardımına da Kırşehir Kadın Kooperatifi ve Kent Kooperatifinden katkı sunarız da Kırşehir üreticisine katkı sunarız diye düşünüyorum. Çiftçisine katkı sunarız diye düşünüyorum. Kırşehir'de tabii bizim projelerimizde en önemli projelerimizden birisi, üreten bir projelerimiz. Tabii biz sosyal kültürel tesis alanlarını yapıyoruz. Onları az önce saydık, yeşil alanlar, Kırşehir bu havzadaki yeşil alanları güçlendireceğiz parkları var da. Ama en önemli projelerimizden birisi de Damızlık Sığır Birliği ile ve kooperatiflerle birlikte bu bölgede hayvancılık çok gelişmiş. Oradaki hayvancı vatandaşlarımızın sütlerini tüccar artıdan kaldıraraktan süt ve yoğurt, peynir yaparaktan metropol kentlere ulaştırmak istiyoruz. Çünkü biz burada sütün kilosunu 4 liraya çiftçi sattığı zaman çok seviniyor. Çünkü piyasa 3 liraya alıyor. Biz metropol kentlerde neredeyse 8 lira, 7 lira sütün litresi. Doğal sütün, tabii biraz daha işlenmemiş sütün. Biz bunları burada üretip süt işleme tesisi kuruyoruz. Peynir ve yoğurt tesisi kuruyoruz ve işletmeyi devreye aldığımızda Damızlık Sığır Yetiştirici Birliği'nin sütüne 50 kuruş fazla vererekten tabandaki
çiftçiyi destekleyerekten hem Kırşehir'deki ihtiyacı hem de Ankara'daki vatandaşlarımıza buradan halk sütü ve halk peyniri, halk yoğurtu ulaştıracağız. En önemli projelerden birisi de o. Çünkü vatandaş zor günlerden geçiyor. Özellikle hayvancılık zor günlerden geçiyor. Onlara destek olmak da bizim boynumuzun borcu diyoruz. En önemli projelerimizden birisi de tesislerin kurulması. Örneğin kesimhane var bizde. Borsayla birlikte onlar görüşme yapıyoruz. Et kesim tesislerinde eti bir marka haline getirmiştik. Çünkü eti ham olarak büyük bir yaş hayvancılık çok gelişmiş bu bölgede. İstanbul, Ankara gibi metropol kentlere kargas veriyoruz. Bu eti işleyip satmak istiyoruz. Karlılığı artırmak istiyoruz. Çiftçinin cebine de 50 kuruş, 1 lira fazla girerse hayvancılığa önemli katkı sunarız diye düşünüyoruz. Kırşehir halkından biz zaten halkın içindeyiz. Sürekli halkla beraberiz, yaşamın içinde beraberiz. Normal yaşamımdan, eski yaşamımdan bir şey değişmedi. Bu pandemi sürecinde gerçekten zor, özellikle sağlık çalışanlarımız, özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımız, tamamen küçük esnafımız, çiftçilerimize sokağa çıkma yasağı yoktu ama bu zor süreçte hep birlikte bu zamana kadar hayatı normale döndürmeye çalıştık. Bundan sonra da daha maskeyi, mesafeyi hep koruyaraktan, hijyene dikkat ederekten bu süreci hep birlikte atlatacağımıza inanıyorum. Kırşehir halkını bu süreçte biz bütün kamu kurumları ve özel sektör ve iş yerleri de dahil, önce bize sağlık müdürlüğü de dahil, milletimiz de dahil, bize biz kendimiz yaparak dezenfektemizi de yapamadılar. Tamamen belediye üzerinden Kırşehir'deki dezenfekte işlerini biz yürüttük ve bu süreçte de çok vaka sayısına ulaşmadı. Çünkü gerçekten Kırşehir halkı da eğitimli olduğu için duyarlıydı bu konuda. Bundan sonra da daha duyarlı olmalarını, daha dikkatli olmalarını, hep birlikte bu hastalıktan kurtulacağımıza inanıyoruz. Çünkü herkes görevini daha dikkatli yaparsa, bu maske, mesafe ve hijyen koşullarına dikkat ederse, Kırşehir halkı daha güzel günler göreceğiz. Güzel günlerde hep birlikte buluşacağız diyorum. Çünkü Kırşehir gerçekten Anadolu'nun ortasında tartışma kültürü olan, paylaşma kültürü olan, incisen de incitmeyen bir kültürün temsilcisi olduklarını herkese ispat etmiş bir kent. Çünkü tarih boyunca baktığımızda Kırşehir gerçekten Anadolu'da bu Türk devletli Anadolu'daki devletlerin kurulmasında önemli katkılar sunmuş bir şehir. Özellikle Ahi Evran'ı, Hacı Bektaş'ı, Velisi, Cacı Bey'i, bunlar hep önemli katkılar sunmuş. Devletin yanında olmuş. Bunlar da hep birlikte, hep beraber aşacağız. Bu coğrafya kırmayan, incitmeyen bir kentir. Paylaşma kültürü olan bir kent. Bu paylaşma kültürüyle, hoşgörü kültürüyle de hep birlikte Kırşehir'den bu zorlukları aşacağız diye inanıyorum. Bu haftalık da bizden bu kadar. Bir başka bölümde, bir başka yerde tekrar görüşmek dileğiyle kendinize ve kentinize iyi bakın. Hoşça kalın.